Beslenmede yapılan en büyük hata çocuğu beslenme konusunda zorlamaktır. Her zaman ailelere, özellikle annelere beslenme konusunda çocuğun zorlanmamasını önermekteyiz. Neden? Çocuk eğer zorlanırsa çocuğun yemekle dostluğu kaybolur. Yemeği çocuk bir düşman gibi görür ve aileye, annesine, özellikle annesine tepki olarak inadına yemek yememeye başlar. Onun için mutlaka çocuklar zorlanmamalıdır. Peki iştahsız bir çocuğu zorlamadan nasıl besleyeceğiz? Bunun için değişik yöntemler denenebilir. Örneğin çocuğun yemeği hazırlanırken, tabağa hazırlanırken süslenebilir. Mesela bir sebze yemeği bir hayvan şeklinde dizayn ederek tabağa konulabilir. Çocuğa ilgisi artırılabilir. Bir sofra bezi, örneğin çiçekli böcekli çizgi roman kahramanları içeren bir sofra bezi konulabilir. Renkli bardaklar, renkli tabaklar, renkli pipetler kullanılabilir. Böyle çocuğun yemeğe karşı yemeğe ilgisi çekilebilir. Bizim temel olarak en büyük yaptığımız hata yemek konusunda çocuğu zorlamaktır. Bunu kesinlikle istemiyoruz. Neden? Ailelere bunu şöyle anlatıyoruz biz. Sizin zorlayarak verdiğiniz 2 kaşık yemek, daha sonra çocuğun tepkisi geliştiğinde bu 3 kaşık yemek yememeye dönüşür. Onun için bu bir kâr değil, zaman içinde uzun bir vadede bir zarar haline gelir. Onun için yapılan en büyük hata budur. İkincisi de çocuklar eğer bir besini reddediyorsa o besini vermek konusunda üst üste zorlamamak gerekir. Çocuğun reddettiği besin bir kenara konur. Aynı öğünde farklı besinlerle denenir. Eğer farklı besinleri de yemiyorsa çocuk, o öğünde çocuğa yemek verilmez. O öğün atlanır. Reddeden besinler de en az bir 2-3 gün ara verildikten sonra tekrar denenir. Yani önemli olan çocukla inatlaşmamak, çocuğun istemediği, reddettiği besini gündeminden çıkarmak, unutmasını sağlamaktır. Bu da çok önemli bir yöntemdir. Yapılan hataların başında çocuğun reddettiği besini inatla o öğün vermeye çalışmak, bir dahaki öğün yine aynı öğünü vermeye çalışmak, bu da yapılan en büyük hatalardan biridir.